Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 10 Ekim 2024 Perşembe ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da fırtına başladı ama beklenenden çok daha az etkili oldu. Güneybatı bölgelerde ve Kuzey Denizi'nde hasar var. Baden-Württemberg'de ağaçlar devrildi. Rheinland-Pfalz ve Saarland'da kötü etkilendi. Demiryolu trafiği aksadı. Gerçi hep aksıyor. Yetkililer Freiburg, Stuttgart ve Karlsruhe şehirleri için şiddetli hava uyarısında bulundu. Ama ülke genelinde şiddetli bir fırtına görülmedi. Yarın hava normale dönecek. Hafta sonundan itibaren de pastırma sıcakları gelecek. Termometreler 18-20 dereceyi gösterecek. Ekim-Kasım aylarında mevsim normallerine göre sıcak bir hava yaşanırsa pastırma sıcakları diyoruz. Çünkü pastırma geleneksel olarak Ekim-Kasım aylarında yapılır. Havalarda sıcaksa pastırmayı kurutmak kolay olur. Sonbaharda gelen sıcak havalara bu yüzden pastırma sıcakları denir. Hükümet iltica başvurusu reddedilen Türk vatandaşlarını daha hızlı şekilde sınır dışı edecek. İçişleri Bakanı Feyzel bu konuda mecliste milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Türkiye'ye ilk uçuşların organize edilmesi için çalışıyoruz. Birkaç hafta içinde sınır dışılar başlayacak dedi. Almanya iltica kararlarını direkt havalimanında vermek istiyor. Başvuruların kabul oranı da %9'lara kadar düştü. Büyük çoğunluğu reddediliyor. Buna bağlı olarak başvuru sayısı da azaldı çünkü zaten verilmiyor. Türkiye bu anlaşmayı reddetmişti ancak Alman tarafı ısrarla anlaşmanın olduğunu söylüyor. Geçen hafta Türkiye'ye uzun bir aradan sonra 100 milyonlarca avroluk yeni silahlar satılması da bu iddiayı güçlendiriyor. Şu anda iltica başvurusu reddedilen ve Almanya'yı terk etmesi gereken yaklaşık 15 bin Türk vatandaşı var. Onlar için geri sayım başladı. Almanya'da iltica başvurusu yapıp yanıt bekleyen Türk sayısı ise 23 bin. Yani bu anlaşma toplamda en fazla 50 bin kişi için etkili olacak. Oturma izni olanları ilgilendiren bir durum söz konusu değil. Basında yer alan Almanya Türkleri sınır dışı ediyor haberleri de doğru değil. Evet sınır dışı ediyor aslında ama zaten sınır dışı kararı olanları ediyor. Türkiye normalde onları da almıyordu. Zorluk çıkarıyordu ancak anlaştılar. Afganistan'a bile sınır dışı yaptılar. Afganistan'da Taliban yönetimi var. İşkenceci bir terör örgütü. Almanya kağıt üstünde Taliban'la görüşmüyorum diyor. Ama tabii kapalı kapılar ardında anlaşıyor. Mülteciler gitsin de nasıl giderlerse gitsinler. Bavyera Başbakanı Zöder, Ekonomi Bakanı Habek ve Dışişleri Bakanı Berbok'un Derhal istifa etmelerini ve zorunlu askerliğin geri getirilmesini istedi. Bilte verdiği röportajda hükümetin komada olduğunu savundu. Hatta klinik olarak öldüğünü söyleyebilirim dedi. Yeşillerle koalisyona kesinlikle karşı. Bunu her hafta söylüyor. Bu aralar yeşillere takmış durumda. Wagenknecht Knet grubu da ondan nasibini aldı. Onlarla da işbirliği yapmayacağız. Neticede komünistler dedi. Geriye bir tek SPD kaldı. Baviyara Başbakanlığı'na da devam etmek istediğini söyledi. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ödediği dövizle askerlik ücretinin 1000 avroya indirilmesine ilişkin bir yasa tasarısı verdi. Almanya'da çıkarılan bu çifte vatandaşlık kanunun nedeniyle bir seferlik düşürülmesini istedi. Gençlerin önemli bir kısmı askerlik parasını ödememek için Türk vatandaşlığına geçmiyor. Vatandaşlık bağ önemli bir bağdır. Bence de çok mantıklı bir tasarı sunmuş. Umarım diğer partiler de destekler ve kabul edilir. Kamu çalışanları Almanya'da ayda en az 350 avro ve %8 maaş zammı istedi. Ama devlet %2 teklif ediyor. Bugüne kadar talep edilen en yüksek zam oranı da bu oldu. IG Metal Sendikası bile %7 istemişti. Sol Parti emekli maaşlarına bir seferlik %10 zam istedi. Aksi halde insanların emeklilik kasasına güveni kalmayacak gerekçesini sundu. Bu da çok doğru ama kabul edilecek mi? Hayır. Çünkü hükümet buna hiç yanaşmıyor. Önümüzdeki yıl 10 milyon aile daha az elektrik faturası ödeyecek. Şebeke ücretlerinde indirim oldu ama her yerde değil sadece kuzey, doğu bölgelerde ve Bavyera'da NRV'de %1 zam gelecek. Bugün 10 Ekim Dünya Köpek Günü. Tüm köpeklerin günü kutlu olsun diyelim. Almanya'da geçen sene 421 milyon avro köpek vergisi toplandı. 10 yılda %41 arttı. Ülkede 10 milyon 500 bin köpek besleniyor. Hepsi kayıtlı bir tanesi de ben de sokakta yaşayan tek bir köpek yok. Almanya'da Vefa adlı yardım derneğine baskın düzenlendi. Berlin Başsavcılığı derneğin Köln'de bulunan genel merkezinde arama yaptırdı çok sayıda bilgisayara ve bağış makbuzuna el konuldu. Vefa 2006 yılında yasaklanan Uluslararası İnsani Yardım Derneği'nin yerine kurulmuştu. Yeni Hayat Gazetesi operasyonu 2007 yılında yapılan Deniz Feneri operasyonuna benzetti. O dönemde toplanan yardımların çoğunun amaç dışı kullanıldığı gerekçesiyle dernek başkanına 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti. Alman savcılar asıl sorumlular Türkiye'de diyerek Deniz Feneri soruşturmasını Türkiye'ye devrettiler. Ancak Türkiye'de açılan davadan herhangi bir sonuç çıkmadı. İsviçre nüfusunun %40'ı göçmen kökenli. Önceki yıla göre %2.2 artış var ama bunların sadece %37'si İsviçre vatandaşı. Yaşadığımız ülkenin vatandaşı olmamız şart. Aksi halde söz hakkımız olmaz. Hollanda'da konut fiyatlarında %12.3 artış oldu. Ortalama bir daire 473 binden satılıyor. Tek çalışan bir işçinin daire alması artık imkansız gibi bir şey. Hatta imkansız Avrupa'da işçi sınıfının refah seviyesi sürekli bir düşüş içerisinde. Avusturya'da aşırı sağcılar sandıktan birince çıktılar. Ama hükümeti kuramıyorlar çünkü kimse onlarla koalisyon yapmak istemiyor. Cumhurbaşkanı 3 partiye görüşme ve bu sorunu çözme çağrısında bulundu. Fransa'da sol cephe birinci çıkmıştı ama ona göre vermedi Macron. Aşırı sağcılarla konuşun sorunu çözün diyor şimdi Avusturya Cumhurbaşkanı Yeşiller Partili Van der Balın. Kör kasırgası bugün İspanya, Portekiz ve Fransa'da etkili oldu. Bir kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var. 3 tekne devrildi. Güney Fransa'da on binlerce eve hala elektrik verilemiyor. Grand Morin nehri taştı. O bölgede kırmızı alarm verildi. İngiltere'de ise 9,5 milyon kişinin açlık riski altında olduğu açıklandı. Trussell Vakfı'nın araştırmasına göre 3 milyon çocuk da yoksulluk altında yaşıyor. Bu oranlar sürekli artıyor dünyanın en zengin ülkelerinde bile. İngiltere'de bile yoksulluk sorunu çok ciddi boyutlarda. Çünkü gelir var ama adil dağıtılmıyor. Belçika'da yerel seçimler öncesi yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Sosyalist partiye yakın bir dernekte arama yapıldı. Devletten haksız yere yardım almakla suçlanıyor yöneticiler. Tam da seçim öncesiydi. Büyük bir tesadüf oldu. İnsanları manipüle etmek çok kolaydır. Halk önüne konulanı yer. Seçimden hemen önce böyle bir operasyon olursa sol partinin oyları azalır. Bunu herkes bilir, halk da bilir ama oylar yine de düşer. Haksız veya haklı olması hiç ama hiç fark etmez. Çünkü yönlendirmeler insan hayatında çok önemlidir. O kadar önemli ki süpermarketlerde örneğin ürünlerin yerleri parayla satılır. Yani göz önüne, kasanın yanına konulan ürünler çok daha fazla satılır. Marketler bu yüzden o markalardan para alırlar, üste para alırlar, satsın satmasın. Ürünü oraya koymak isterseniz para ödersiniz. Rejim yapanlar mesela eve çikolata cips yerine meyve sebze alırlarsa daha hızlı kilo verirler. Çünkü insan önünde ne varsa onu yer. Chicago Üniversitesi bir sinemada deney yapmıştı. Sinemaya girenlere ücretsiz patlamış mısır dağıttı bilim insanları ama bunlar bayattı. Kasten 5 gün önceden patlatılmışlardı ve tatları da güzel değildi. Grubun yarısına küçük, yarısına büyük kutu bayat mısır verdiler. Ve büyük kutu alanlar %53 daha fazla bayat mısır yediler sevmedikleri halde. Mitolojide Ulysses vardır. Deniz perilerine kanmamak için onların müziğini duymak istemez. Çünkü büyüleyici şarkılar söylerler. O da gemisindeki tayfalara beni direğe bağlayın der. Kulaklarımı da bal mumuyla kapayın ki onların büyüsüne kapılıp gemimi onlara yanaştırmayayım. Biz kendimizi bir yere bağlayamayız ama hayattan bir şeyler öğrenebiliriz. Çünkü insan zekidir, öğrenir. Örneğin basket oynamaya başlayan biri potaya ilk atışında tutturamaz. 2, 3, 4, 5, 100, 1000 derken daha sık tutturmaya başlar. Çünkü topun gittiği yöne bakar. Basket atmayı böyle böyle öğrenir. Peki biz bunca kalabalık olmamıza rağmen seçimlerden neden hep bizim aleyhimize işler yapan partiler çıkıyor? Çünkü basket topuna baktığımız gibi seçimden sonra olup bitenlere bakmıyoruz. E, onlar da göstermiyorlar. Önümüze ne koyuyorlarsa ona bakıyoruz. Oysa onları böyle bir kenara itip direkt önümüze bakmamız lazım. Çünkü yarın bugünden dün diye söz edeceğiz ve hayat bir gün elimizden akıp gidecek. Arkadaş Zekai günler perişan demişti. Yırtarak geçiyor kalbimizden hayatı da törpüleyen zaman. Şuramızda bir şey var acıya benzer, umuda benzer. Böyle günlerde her şey hem acıya hem umuda benzer. Hoşçakalın. Pegasus olarak Türkiye'nin dört bir yanına kolayca ulaşın diye 19 yıldır yanınızdayız. Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sundu.